Değerli izleyicilerimiz, değerli koldaşlarım. Değerli izleyicilerimiz, çünkü ikimizi birden izliyorsunuz. Değerli koldaşlarım, sözünü ben çok seviyorum. Koldaş sözü yaygınlaşacak. Bunu istiyorum ve çabalıyorum. Koldaş Türkçe'de yoldaş gibi dost yerine kullanabileceğimiz bir söz. Peki ben niye bu kadar seviyorum? Çünkü pirimiz Hoca Ahmet Yesevi sürekli niyetin koldaşın dermiş. Yani niyetin düzgün olursa o senin dostun olur ve seni düzgün işlere götürür. İşler niyetlere göredir de diye de bir kural var. Vardır. Ameller niyetlere göredir. İnnemel amali bin niyat. Bu arada sanki Arapça biliyormuşuz gibi de Arapçasını söyledik ama tabii birçok ayet, hadis insanın okuya okuya belleğinde kalabiliyor özgün durumuyla. Evet. Değerli koldaşlar, bugün Mevlana Celaleddin Rumi konusunda bir söyleşi yapacağız. Yani Mevlana'nın her konusunu konuşacağız diye bir şey yok. Süremiz el verdiğince Mevlana'yı konuşacağız. Şöyle de diyebiliriz, gül bahçemi gör de baharımı al. Yani biz Mevlana'nın gül bahçesinden sizlere bir şeyler söyleyeceğiz. Bunlardan da siz zaten bildiğiniz Mevlana'yı bir kere daha anlamış olacaksınız. Evet, bana soru soracak olan değerli Dilek Yaka. Kendisi bir yazardır, bir düşünürdür ve iyi de bir hatiptir. İzlediğim için söylüyorum. Evet, buyurunuz. Sorun. Sorularla Mevlana'yı tanımak ve Mevlana'yı anlamak şu anda programımızın amacı. Mevlana Celaleddin Rumi dedik. Bayağı yüklüce bir ismi var. Şimdi öncelikle Mevlana'dan başladığımız zaman, Mevla ve Mevlana ayrımından yola çıkarak bize Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismini bir önce bir açıklar mısınız? Tabii ki. Neden Mevlana, neden Rumi olmuş? Celaleddin zaten herhalde doğuşta verilen bir isimdi. Evet. Bize buradan başlarsanız sonra yavaş ismi Celaleddin. Hı hı. Dinin celali. Yani Cemalettin, Celaleddin. Hı hı. Celal ve cemal sözcükleri İslam düşüncesinde ve tasavvufunda yani varlığın iki yaklaşımı Tanrı, cemal ve celal ile varlığa tecelli etti, varlık ortaya çıktı denilir. Cemali sıfatlar vardır, celali sıfatlar vardır. Evet. Celaleddin böyle, tamam yani hı hı. Çok yaygın. Benim babamın adı da Celaleddin bu arada. Kendisine da saygılarımızı gönderelim. Evet, Allah ömür uzun etsin, sağlıklı olarak. Peki Mevlana. Şimdi şöyle itirazları duyar gibi oluyorum. Duydum da çünkü. Efendim Mevla Allah demek, niye buna Mevlana deniliyor? Mevla Allah demek değil. Mevla efendi demek. Efendi. Bu kadar yani. Peki Mevlana efendim demek. Efendimiz demek. Niye Celaleddin-i Rumi'ye Mevlana demiş? Yok, öyle bir şey yok. O dönemde, o çağda ve sonraki birçok dönemlerde böyle ulu kişilere Mevlana denilebilirdi. Mesela Mevlana Halit vardır. Mesela Nakşibendi yolunun büyük kişilerinden. Hatta dahasını söyleyeyim. O çağlarda büyükler birbirlerine Mevlana derlerdi. Yani bugün efendim demek ki bir şeydir. Ama ilginç olan şu ki Mevlana sözcüğünde bu anlam yükü olmakla birlikte geçen asırlar boyunca bu Mevlana hitabı Celaleddin Rumi'nin özel adı gibi oldu. Yani değil mi? Bayağı bütünleşti. Bütünleşti. Yani bir yerde Mevlana demiş ki dediğiniz zaman hangi Mevlana diye sorulmuyor. Değil mi? Onun oldu artık. Bir kişi sanki akla geliyor. Ama aynı şey Mesnevi için de söz konusu. Hı-hı. Mesela Mevlana'nın en büyük eseri Mesnevi-i Manevi, böyle denir yani. Mesnevi aslında eski edebiyatta bir şiir türüdür. Yani bir şiir, uzun şiirler olarak söylenen, yazılan konuların toplamasına mesnevi denir, bir türdür yani. Bir şiir türünün adıdır, bir biçemdir. Hı hı. Ama geçen birçok mesnevi vardır. Fakat geçen asırlar içinde Mevlana Celaleddin'in şöhreti, etkisi o kadar büyük oldu ki, yani mesnevi de şöyle yazıyor
denildiği zaman Mevlana'nın mesnevi saklı. Kimse sormuyor. Hangi mesnevi? Hiç rastladınız mı böyle bir soruya? Yok, benim yok kimse rastlamadı. Herhalde. Çünkü mesnevi de böyle. Sanki başka mesnevi yokmuş gibi. Hatta mesnevi manevi derler. İşin içinde olanlar yani Mevlevi kültüründe olanlar ya da o kültürü bilenler öyle söylerler. Rumi, şimdi sorunuzun iki karşılığını vermeye çabaladım. Demek ki Mevlana'da öyle tanrılık bir ifade yok. Yani kimse gücenmesin, alınmasın. Kimse gücenmesin, Allah gücenmez zaten. Her neyse. Alınmasınlar. Alınmasın kimse. Bunu söyleyenler var ama sorduğunuz iyi oldu. Rumi'ye gelince, Rumi Rumlu demek. Rumlu. Ama bu bizim bildiğimiz anlamda Rum'la ilgili bir kavram değil. Peki ne? Olan şu, Roma İmparatorluğu o kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı ki, Anadolu'ya da yayıldı, Mısır'a da gitti, Sezar bir anlamda kendine bağladı, Kleopatra'yla da bu arada çok yakın oldu falan. Ama sonra Kleopatra onun çok yakın yardımcısı, tam hatırlayamadım adını, gelir biraz sonra, Antoine. Onunla da yine arkadaşlık kurdu filan. Şimdi nereye getirdik? Şuraya getirdik. Roma sözü Arapça'da Rum olarak ifade edilir. O dönemdeki Anadolu'nun ismi. Evet, Anadolu'ya da Diyar-ı Rum denirdi. Diyar-ı Rum denirdi. Yani Roma diyarı demektir. Mesela Kur'an'da da bir sure vardır. Rum suresi. Rum suresinde şöyle bir anlatım vardır. Yani Romalılarla İranlılar savaşmışlar. İranlılar Romalıları yenmiş. İranlılar yenince İranlıların dinini kendi dinlerine daha yakın bulan müşrikler sevinmişler. Bizimkiler yendi filan diye. Kur'an'da diyor ki durun acele etmeyin. Sonra Romalılar yenecek onu. Bunu söylüyor ve gerçekten de yendi. Yani bir nevi bir geleceği bilme gibi bir durum vardır Rum suresinde. Ama Rum suresi gerçekten Roma suresi demektir. Dolayısıyla Rumiler dendiği zaman da asırlar boyunca Roma toprağında yaşayanlar anlamında söylenmiştir. Mesela Eşrefi Rumi de vardır. Yoksa Greklikle ya da bizim Anadolu'da işte Grekçe konuşanlara verdiğimiz ad olan Rumlukla herhangi bir ilgisi yoktur. Yani Romalı demektir. Dönemin coğrafyasına verilen isim, evet, evet. Sonra ona atfedilmiş. Rumlu deniliyordu, yani Rumi dendi. Peki siz Mevlana'yı yıllardır inceliyorsunuz, içindesiniz, çalışmalarınız oldu bakanlığınız döneminde, sonrasında. Evet, önceden de evet. Siz Mevlana'yı anlatırken nereden başlamak istersiniz? Bu inisiyatifi size verelim. Peki, Mevlana nereden başlamış, oradan başlamak nereden? İsterim. Şimdi Mevlana aslında önce bir bilgin olarak yetişti, müderris oldu. Bugünkü anlamda profesör. Aynı zamanda da fetva falan veriyordu. Sorulan sorulara cevap veriyordu. Bir de eski dönemlerde verilen fetvalarla para alınıyordu yani. Adamı geliyor bir şey soruyor. O da o kadar yetişmiş etmiş doktor gibi yani. Doktor nasıl muayene sonucunda... Bilgisini satıyordu. Efendim? Bilgisini satıyordu. Tabii öyleydi yani, sadece Mevlana değil. Birçok kişi öyleydi. Sadece Celaleddin değil, daha Mevlana değil. Birçok kişi öyleydi. Sonra Mevlana oldu filan. Yani bir müderris, profesör. Aynı zamanda da bir şeyh oldu. Şeyh de oldu. Nasıl yani? Seyri sülükunu, tasavvuftaki seyri sülükunu tamamladı ve mürşidinden icazet aldı. Mürşidi de babasının müridi. Ya babasının müridi olan şahıs ondan icazet aldı ve mürşit de oldu, şeyh oldu yani. Hem dini bilgilerde ama kitaplarından öğreniyoruz ki Mevlana felsefe filan da okumuş yani. Filozoflardan da sözü, Platon'dan filan söz ediyor. Onu da okumuş. Belli ki müspet bilim dediğimiz bilgilerden de haberdar. İyi bir eğitim almış yani. Aklı başında, arı duruğu. Efendim çevresinde çok saygın, Selçuklu Sarayı'nın saygı duyduğu
bütün Konya hemşerilerinizin filan saygı duyduğu, çevrelerin saygı duyduğu bir insan. Şöyle özel davetle geliyor zaten değil mi babası Selçuklu Sultan? Yani davetle geliyor ama kendisi gelmek istiyor zaten. Kaçıyor. Yani bir büyük ihtimalle derler ki Moğollardan kaçıyor. Aslında o bile çok kesin belli değil. Yani gerçekten. Moğollarla iletişimine geleceğiz. Önce buradan başlayalım. Peki. Şimdi dönelim. Biraz uzattım. Hemen geliyorum ama bu başlangıcı söylemezsem geldiği yeri anlayamayız. Evet, böyle arı duru ve aklı başında falan bir alim, bir şeyh ve saygın bir kişilik iken bir gün Şems ile karşılaşıyor. Ona tabii ki sonra geleceğiz. Mevlana'yı Mevlana yapan ve bu büyük eserlerin ortaya çıkışını sağlayan odur. Mesnevi, Fihi Mahfi, Divan-ı Kebir, Makalat. Ve Yedi Meclis, Mecalis-i Seba. Bunu da ayırdım ama getirmemişim galiba. Evet. Yedi Meclis. Şimdi peki nereden başlamak istersin? Şuradan başlamak isterim. Mevlana'nın eserlerinden. Mevlana yapan önce Mesnevi'den. Mesnevi'nin içinde neler var? Mesnevi'nin içinde hikayeler var. Ama hikayeler de ilginçtir. Binbir Gece Masalları gibidir. Yani Binbir Gece Masalları şöyledir. Hani Şehrazat anlatıyor ya, uzatıyor ki yaşasın hikaye de olur. Bir hikaye anlatır. O hikayenin içinden bir hikaye daha çıkarır. Onu anlatırken bir hikaye daha çıkarır. Böyle zincirin halkaları yani gibi gidiyor. Yani siz aslında başlangıçtaki hikayeyi unutabilirsiniz ama döner sonra ona. Bir defa yapısı dokusu böyle. Peki niye bu kadar hikaye anlatıyor? Çünkü hikayelerin sırtına anlaşılması kolay olsun diye zor konulara yüklüyor. Yani anlaşılması zor olan konulara oraya yüklüyor. Biraz uzattığı için halkımız şöyle bir şey de uydurmuştur. Sözde. Yunus Emre okumuş demiş ki yok böyle bir şey. Ama böyle söylene geliyor. Demiş ki çok uzatmışsın yahu. Ben olsaydım derdim ki ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm derdim demiş. Özeti o da. Ama özet bu. Şimdi nereden başlarsın? Neyle başlıyor? Mesnevi-i Şerif'te, öyle de denilir, 18 beyit vardır ilk. İlk 18 beyit. Bu ilk 18 beyiti kendi el yazısıyla yazmış. Sonra Hüsamettin Çelebi'ye demiş ki yaz bundan sonrasını. Ondan sonra Mesnevi yazarken eline kalem falan almıyor. İçinden doğaçlama geliyor ve arkadaşı da yazıyor. Çelebi Hüsamettin de yazıyor. Bu büyük eser böyle ortaya çıktı. Peki ilk 18 beyitte ne var? İlk 18 beyitin başlangıcı şöyle. Ben de oradan başlamak isterim. Buyurun. Şöyle diyor. Bişnav. Dinle ya da işit. Bişnav. Ezney. Çün hikayet mi konet? Ez cüdayha. Hikayet. Şikayet mi konet? Dinleneyden ki hikayet eğiliyor. Ayrılıklardan şikayet eğiliyor. Ya da ediyor. Tabii Türkçe'ye nasıl çevirirsen. Neyden dinle diyor. Neyden dinle? Kendisi ney? Kendisi ney? Yani neyi kendisi burada? Hı hı. Dinle neyden? Çün yani ki yani çün. Çün Farsça bir söz. Türkçe'de geçmiştir çünkü. Çünkü'dir aslı. Hikayet bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor yani diyor. Peki ne anlatıyor? Ayrılıklardan şikayet ediyor. Ayrılıktan şikayet ediyor. Bütün dert bu. Peki bu ayrılık ne? Der ki kamışlıktan kopardılar beni. Kamışlıktan. Aslında kamışlık demiyor Mevlana Farsçasında. Neistan diyor. Neylikten kopardılar beni ama Türkçe'ye kamışlık diye çevirmek doğru. Çünkü neistan deyince Türkçe'de anlaşılmaz. Demek ki Farslar kamışlığa neistan diyorlar. Ne oradan kesip neyi yapıyorlar? Ne aslında Farsların bir
çalgısıdır. Türklerinki kavaldır ya da kopuzdur filan. Evet. Peki burada sır ne? İncelik ne? Bence Mevlana'nın bütün anlatımları, bütün kitapları bu ilk beyte sığar. Her şey orada anlatılıyor zaten ama onun açılımıdır. Peki bu kamışlık ne? Niye kamışlıktan ayrıldığı için feryat ediyor? Çünkü ondan sonra öyle diyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Bence neylikten çıkmak hamdım, piştim, yandımın da özü aslında. Böyle de anlatılabilir tabii. Çünkü özü odur. Hani neylik, ney olmak kamışlıktan bir tık daha olgunluğa ulaşıp ney oluyorsun? Neyden sonra seni üfleyenin ağzından da gönüllere dökülüyorsun ya da dokunuyorsun. Tamam. Burada hani benim anladığım, hani sizin evet, anlattıklarınızdan söyleyeyim. Sonra Mevlana'nın hani hepimizin aklında kalan sözü hamdım, piştim ve yandıma doğru gidiyor. Evet. Ham hali kamış, pişmek hali ne? Yanmak hali ise gönüllere dokunduğu andır diye yorumladım. Tamam, tam Mevlana'nın dediği de bu. Herkes diyor, anlayışınca beni anlar diyor. Yani herkes beni kendi anladığı gibi anlar diyor. Dolayısıyla kim onu nasıl anlıyorsa doğrudur. Yani bundan sonraki mısralarda onu söylüyor. Ben böyle bir beyit okuduğum için bir şiir yazmıştım. Ben öyle mi? Bu şekilde açıklamıştım. Ha, güzel. Şimdi bir de benim anladığım gibi. Buyurun. Bu yanlış değil. Hı-hı. Ama bir de benim anladığım gibi konuşalım. Çünkü böyledir. Mevlana bunu kendisi söylüyor. Hı-hı. Yani benim sohbetimden herkes kendi anlayışınca, benim esrarıma, sırlarıma herkes kendi kavrayışınca erişir diyor Mevlana. Yani öyle de olur, böyle de olur. Peki bu kamışlık ne? Mevlana'nın söylediği kamışlık. Kamışlık dediği aslında Allah. Hı-hı. Allah, hak. Ha, ben insan gelişimi, ruh gelişimi... Yok, öyle de anlaşılır. Hı-hı. Çok da güzel bir açılım. Yani sizin bu şu anda söyledikleriniz Mevlana'nın anlatımına da uygun düştü. Yani siz böyle olmasını dilediniz. Mevlana dedi ki tamam böyledir. Yani böyledir. Dolayısıyla şöyle söyleyelim ama söylediği neyi ile anlatmak istediği şu. Diyor ki biz hepimiz haktanız. Hak tecelli ve tezahür etti. Açığa çıktı, halk haline geldik. Halk haline. Hak'tan halk olduk. Hak bizi kendinden var etti ve halk olduk. Halk dediği sadece insanlar değil, bütün yaratılmışlar. Biz halk olduk. Ama biz, Mevlana'nın başka şiirlerinde bunu da söylüyor. Diyor ki biz zaten biriz diyor. Tanrı ışığıyız biz diyor. Tanrı sırçası. O zaman bu ayrılıklar ne? Ne diye kendi kendimize düşmanlık yapıyoruz? Biz hep biriz diyor. Tanrı ışığıyız, Tanrı sırçası. Ya onun, ondan fışkıran kıvılcımlarız biz. Hepimiz biriz o zaman diyor. Yani Mevlana bütün insanlar bir insandır, bütün varlık birdir. Ama ayrıca da bütün mevcudat birdir. Buna vahdet-i mevcut diyoruz biz. Bütün varlığın birliği. Dolayısıyla şimdi peki niye üzülüyor? Çünkü kamışlıktan kopardılar onu. O vatanından ayrıldı. Vatan burada ya dünyevi anlamda, sosyolojik anlamdaki vatan değil. Ya asıl geldiği yerden ayrıldı. Ruhlar alemi mi? Ve tabii yani Tanrı'ya dönmek istiyor. Ruhlar alemi kesmez Mevlana'yı. Onun için biliyorsunuz ölüm günü nedir? Vuslattır onun için. Şebi aruz. Aslında şebi aruz. Düğün gecesi diye çevrildi. Türkçe'ye söylene geliyor. Ben biraz Farsça çalıştım. Yani evet. Çok değil ama biraz Farsçayı anlıyorum falan biraz. Ama İran'da 4 defa Farsça nutuk söyledim. O ayrı. Bildiğimden değil. Hı. Ezberledim, söyledim. Ama telaffuz da önemli. Telaffuzum iyi. Evet. Seviyorum da Farsçayı ama Türkçeyi tabii hepsinden daha çok seviyorum. Ben şu anda Türkçeden başka dil kullanamıyorum maalesef. Yani şartta değil, ben de kullanmıyorum. Evet, niye kullanayım ben Türk'üm? Evet, eksikliğimden dolayı, öğrenmediğim için. Yok, siz şimdi öğreniyorsunuz. Hakas Türkçesini öğreniyorsunuz, yine Türkçe ama. Tabii, Türkmence var. Türkmen Türkçesini öğreniyorsunuz. Daha önce biraz
Karaçay'ıma akardıkça onlara dokunduk, sonra vazgeçtik. Evet. Şimdi efendim devam edersek şudur. Buyurun. Yani Tanrı'ya dön. Yani Hakk'a dönmek istiyor. Burada hep Allah Allah diye yazıyorlar, Tanrı diye çeviriyorlar. Doğru değil. Mesela Mansur'un, ki Mevlana da Mansurcudur bu arada. Hı hı. Hepsi Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, bütün bunlar Mansur'un etkisinde kalmış kişilerdir. Dolayısıyla burada ne dediği, yani Tanrı'dan, Hak'tan ayrılan ve ona dönmek isteyen, onun içinde yok olup Tanrı olmak isteyen. Çünkü yok olduğun zaman onun bir parçası oluyorsun ve sen de Hak oluyorsun. Zaten buradayken halkın bir parçasıydın ama halktan, yani gövdeden kurtulunca Hak ile birlikte oluyorsun. Tanrı'nın sonsuz nuruna kavuşuyorsun. Onun için o gece Şeb-i Arus. Yokluk ve hiçlik. Hiçlikle mutlaklık. Tabii ki yok oluyorsun ama şimdi yokluk ve hiçlik. Evet. Burada Mevlana diyor ki, yine bu konuda Mevlana'nın bir anlatımı var. Diyor ki, sanki enel hak sözü böbürlenmek gibi anlaşılıyor. Halbuki o alçak gönüllüktür diyor. Ya bir insan, mesela ben dersem ki enel kemal, enel namı kemal zeybek, enel. Tam Türk, yani Arapça böyle söylenir. Ben namı kemal zeybeyim. Bir de Tanrı var. O zaman ikilik koyuyorsun araya. Halbuki Hallacı Mansur ve onun gibiler, enel hak demek suretiyle kendi benliklerini yoka çıkarıyorlar. Ben yokum diyorlar. Ve birliğe ulaşıyor. O birlik ne? O da sadece sonsuz birlik olan Tanrı'dır. Yani enel hak demek erbabı için böbürlenmek değil, alçak gönüllüktür diyor Fihma Fihide Mevlana. Evet. Tamam, ben de tam oraya gelecektim. Mesnevi'nin içeriğini konusunda bizi aydınlattınız. Peki Divan-ı Kebir? Divan-ı Kebir onun şiirleridir. Şiirlerini evet, konuşuyor. Çok ilginç şiirler vardır. Mesela çok meşhur Ali şiiri. Oraya evet, o şimdi orada. Mevlana'nın gözüyle bize Hazreti Ali'yi de anlatır evet, mısınız diyeceğim kim? Ama Fihmi Mafih'ten ne var mesela? Fihmi Mafih'te de yine sohbetleri, sorulara karşılıkları var onun. Yani ha, sorular söyleşi soruluyor. Söyleşi tarzı o da. Efendim? Söyleşi gibi. Söyleşi zaten belli ki bu kendisi yazmamış. Hı-hı. Dinleyenler müritleri ağzından yazmışlardır. Hı-hı. Yani mesela açalım şimdi ilk şeyden. Bu güzel bir çeviri. Abdülbaki Gölpınarlı. Evet. Abdülbaki Gölpınarlı çok meşhur bir profesördür. Bu konularda çok uzmandır. Farsçaya egemendir. Ben onu Konya gidişimde Mevlana Müzesi'nin içinde böyle bir onun hücresi vardı. Daha doğrusu bir odası vardı. Odasının önünde çalışırken görürdüm, böyle bembeyaz saçı ve sakalı olan bir kişi. Aç davasını. Birisi Mevlana söz söylemiyor dedi. Dedim ki, şimdi birisi böyle diyor, Mevlana niye söz söylemediğini ya da söyleyip söylemediğini. Yani Mevlana buyurdu ki, demek ki bunlar dinleyen birisinin yazdığı. Birileri soru soruyorlar. Yani birisi gece gündüz canım da gönlüm de tapınızda hizmet etmede. Fakat Moğollarla uğraşmaktan, onların işleriyle oyalanmaktan vakit bulup da tapınıza, yani yanınıza gelemiyorum dedi. Mevlana anlatıyor ama burada tam açtık, rast geldi. Namazla ilgili sözü var. Evet. O zaman ama bak, namazla ilgili sözü ilginç. Oraya o zaman gidelim. Tabii şöyle. Birisi soruyor, Tanrı'ya namazdan daha yakın yol var mıdır diye sordu. Buyurdu ki yine namazdır ama senin kıldığın o şekil namazı değil. Gerçekten bütün yüreğinle Tanrı'ya yönelebiliyorsan Tanrı'ya öyle varırsın. Yoksa biçim falan önemli değildir. Tabii başka bir yerde de yine Mevlana, yani anlamadan namaz kılmanın ve Kur'an dinlemenin yanlış olduğunu söylüyor. Yani anlamadan diyor, Kur'an okuyanlar ve dinleyenler su dolu testiyi dışından yalayanlar gibidir diye. Hmm. Yani nasıl kandırıyorsa değil mi? Hani içimiz kanıyorsa yani o da o kadar kanarız. Su. Ve dışarıdan yalayarak bir şey elde edebilir misin? 1000 yıl tabii yalasanız. Susuzluğumuzu gidermez. Gidermez. Yani anlamadan Kur'an dinlemek. Kanmak dediğim o yani. Susuzluğa kandırmaz. Kanmaz tabii. Hı-hı. Evet. Evet, şimdi fi böyle yani.
Bunları anlatıyor. Mecalisi seba var, getirmemişim. O yedi meclis, o vaazları kendisinin, hı hı, yani sohbetleri. Evet. Peki Mevlana'nın gözüyle Hazreti Ali'yi bize anlatır mısınız? Çok çetin bir işe geldik. Şimdi efendim. Çünkü Mevlana'dan bahsedilirken aslında değinilmesi gereken fakat hiç değinilmeyen bir konu. Değinilmiyor çünkü çok sıkıntılı olabilir bak şimdi. Ne diyor Naat-ı Ali? Hı. Hani peygamberin Ali'nin hayatını da anlatan, hı hı, naatlar vardır ya. Hı hı. Yani bizi de çok yaygın olan Türkiye, Müslüman Türkleri arasında çok yaygın olan bir mevlid var. O da bir naattır aslında. Hı hı. Ama burada söylenen Naat-ı Ali. Farsça söylemiş tabii ki Divan-ı Kebir içinde. Bunda yok. Bu derlemede yok. Yani seçmeler çünkü. Seçilmiş ama mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Divan-ı Kebir'den seçmelerde bu var, bu naat var. Zaten bilgi ağlarına giren Naat-ı Ali diye hemen görür. Hı hı. Şimdi uzun olduğu için ben onu tamamını okumayayım ama özet geçeyim ama şöyle başlıyor. O açıklayıcı imam, o Tanrı'nın velisi, tamam burada bir sıkıntı yok. O safa ehlinin vücut güneşi, yerde, gökte, mekanda, zamanda hakla duran o imamın zati iç ve dış temizliğiyle vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir. Onun konağı birlik alemidir. Birlik alemi dediği vahdet, hı hı, diye, vahdet-i mevcut diyoruz ya, hı hı, oraya ulaşmışlıktır. Dünyevi ve beşeri sıfatların dışındadır. O insanın hakikati ve canı gibiydi. İnsanın hakikati ve canı. Her şey fanidir fakat can yaşar ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Peki, beka çevresinde döner dolaşır. Yarattıkları yaratanın zatı gibi o da bakidir. Hakkın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Başka? Hakkın sıfatları zattan ayrı değildir. Şimdi zat ve sıfat kavramını tabii izleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Yani zat doğrudan doğruya Hakk'ın, Allah'ın kendisidir. Sıfatları da ona izafe edilen bir takım niteliklerdir. Zat o. Onun için mesela ism zat o. Hu da denir o. Ama ismi celal vardır, işte başka isimler vardır filan. Ama o zattan ayrı değildir diyor. O Tanrı'nın zatına yanaşmış ve o olmuştur. Şimdi bundan sonra peygamberlerin nasıl Ali'den yararlandıklarını anlatıyor. Falan. O uzun uzun şimdi saymıyor. Şirkten başlıyor. Mesela ne diyor? Şirk kendinde Ali'nin nurunu gördü ve yüksek alemi öğrendi. Şu peygamber var ya, İslam anlattı peygamberler. Adem'in de Ali'den yararlandığını söylüyor. Nuh kendisini yüksek menzile ulaştırıncaya kadar istediğini hep onda buldu. Kimdi? Ali'de buldu. Nuh da Ali'de buldu. Sizin şimdi biraz bakışınız değişmeye başladı. Evet. Niye bu ya önemli? Ben, evet. Biraz daha devam edersek bütün böyle ne derler, doğru bildiğimiz yanlışlar mı ortaya çıkacak bilmem artık? Ben bilmem. Ben sadece Mevlana'dan. O zaman izleyicilerimiz tamamını okusunlar. Gene ondandır ki kurtuluşu eren Nuh devirde, nehirde gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu. İşte Halil peygamber Yusuf'u, Musa'yı falan anlatıyor. Ve sonunu şöyle bağlıyor. O tüm peygamberlerin sırrındaydı. Tüm peygamberlerin sırrındaydı. Ama Cenab-ı Mustafa dedi ki benimle açıkça beraber ol. Bir hadis var böyle. Diyor ki peygamber, Ali bütün nebilerin sırrıydı. Yani bütün nebilerle geldi. Ama bende açığa çıktı. Aşikare çıktı. Bu hadis. Şimdi bakınız, Mevlana böyle diyor da Mevlana'ya etkedenlerden
Tabi onun tarikat silsilesini konuşmadık. Gerekirse konuşuruz. Ama ya başlangıç Şems'ten önceki. Ama mesela Muhyiddin Arabi'den etkilendiğini biliyoruz. Evet. Muhyiddin Arabi diyor ki Allah önce hebayı yarattı. Ona hakikati Muhammediye denir. Kendi nurundan bir alem yarattı. Kendi nurundan İbn Sina'nın dediği sudur, taşma teorisi, kuramı yarattı. Bu alem, ilk yaratılan alem, bütün diğer alemlerin özü çekirdeği bu. Bunun adı hakikati Muhammediye'dir diyor. Ama hakikati Muhammediye dedi, adı öyledir. Bu alemin en yüce kişisi Muhammed'dir diyor. Muhammed'in en yakını Ali'dir diyor. Ama ondan sonra öyle bir şey diyor ki, çözebilirsen çöz. Ne diyor? Ali bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrıdır. Ben bunu bizim geçmiş Diyanet İşleri Başkanlarımızdan birine sordum. Düşündü, düşündü. Bir Arapçasına bakayım falan dedi. Ama bu hadis bu, bu hadis. Yani tabii Ali ile ilgili yine öyle şeyler var ki, bakın bu benim Hacı Ahmet Kayhan dedemin, bu arada onu da bulursanız salık veririm, Adem ve Alem adlı bitiği. Burada Ali ile ilgili bunu tabii bu koyduğuna göre dedemiz bunu benimseyerek koyuyor. Şimdi bunu okuduğum zaman birçok insan dehşete kapılabilir. Niye? Hutbetül Beyan'da Ali şöyle açıklıyor. Bazı böyle deyişler vardır. Efendim işte İmam Ali'nin cuşa geldiğini ve sırrı ifşa ettiğini anlatan. Nasıl? Şöyle diyor. Ben ilahi esrara vakıf şahsım. Ben gizli ilimlerin hepsini bilen lahuti bir hazineyim. Suhuful Üla'da ilk nazil olan sayfelerde yazılı Zülkarneyn benim. Ben o hakikatin serveriyim ki Davud'un oğlu Süleyman'ın mührü benim yanımdadır. Ben peygamberlerin hüccetiyim. Ben o kimseyin ki hizmetçilerin hesabı zamanında onların halleriyle hallenirim. Levh-i Mahfuz benim. Resul-i Ekrem onun için benim hakkımda şöyle buyurdu. Ya Ali, yol geçit yeri senin yolundur. Durak yeri de senin durduğun yerdir. Şimdi Ali ile ilgili böyle çok ilginç söylemler vardır. Ali bir sırdır. Şimdi bunlardan ötürü bazı kişiler Ali'ye Allah demişlerdir. Ama böyle, ama öyle ki öyle değil. Aslında bence bu da benim anlayışım. Mevla'nın anlattıklarını da bir yere bağlamak gerekiyorsa Ali hak ile birlik olmuş, kendi benliğinden vazgeçmiştir. Ama bir şey de hatırlayalım. Ali olmasa peygamber ne yapacaktı? Ya şey gibi, siz böyle anlattınız. Benim eğer hani hadsizlik yapıyorsam da beni bağışlasınlar izleyicilerimiz. Hani Şems'le Mevlana geldi. İkisinin birbirini aydınlatmasında. Peki ya da oraya geçelim. Olmasında. Bu bahsi daha fazla dallandırmayalım. Hı. Ama şöyle diyorum. Ben burada Ali'nin söylediklerinin enel hak sırrı olduğunu. Bütün yani inançlara saygı göstererek kalan kısmını izleyicilerin kendi maneviyatında bırakalım. Evet. Onlar bırakalım evet, ama artık Ali için bu sözlerinde bilinsin. Yani birileri işte efendim Mevlana sünnidir bilmem. Yahu Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Veli, Yunus Emre falan gibi insanlar da siz niye mezhep arıyorsunuz ki yani? Ya günümüzde ötekileşme bitmedi. Tarih dönemlerinde de ötekileştirmeye devam ediyoruz. Israrla devam ediyoruz. Geçmişi yani yeniden yazılıyor. Değil mi? Öyle yapılıyor. Evet, buyurun. Demek ki şu andaki ötekileştirmeyi kemikleştirmek, kadimleştirmek için de geçmişe atfediliyorlar. Herhalde evet, oraya bağlıyorlar. Evet. Peki biraz magazine dönelim. Hem o dönemin magazinine hem günümüz magazinine. Tabii ki. Mevlana denilince akla hep şu da geliyor. Az önce siz de bahsettiniz. Diyor ki işte Moğollarla diyor sürekli diyalogda olduğunuz için dedi, bir yer okudunuz orada. Onu başka birisi söylüyor, soru sorarak. Ha, soru sorarak söylüyor evet, ama şimdi ben bu soruyu o zaman tam da yerinde buldum. Evet. Mevlana Moğol casusu muydu? Ya da Moğollarla iletişimi ve ilişkisi nasıldı? Ya şu ülkeye bak ki, bir, Mevlana gibi yüce bir şahsiyet bütün dünyanın
Yani dünya çapında... Artık dünyaya mal olmuş günümüzde de. Tabii ki dünya çapında büyük kişilerin saygı duyduğu, yararlandığı, yani mesela Almanların en büyük şairi... Evet, onu soracaktım. Batı'daki özellikle etkilediği bilim insanları ya da felsefe. Mesela, Göte. Birçok insan, yani Batı'da birçok düşünür, Batı'da, Doğu'da, Japonya'da bile Mevlana uzmanları var. Birçok kişi Mevlana'dan etkilenmiştir. Böyle yüce bir kişi bizim coğrafyamızda ve bizim önemli bir şehrimizde casus yaşıyor. Şimdi birileri, bir profesör var da adı değmez. Ama ne yazık ki onun çok çok söylemesi sonucunda siz bu soruyu sordunuz. Böyle bir takım bilgilerin bilgi ağlarında yayla geldiğini görüyorum. Efendim Mevlana işte Moğol casusuymuş, ya ayıp. Bir televizyon programında da ben birisiyle tartışırken dedim edep yahu, bu edepsizliktir dedim. Nasıl böyle bir şey söylersiniz? Ne ilgisi var yani Mevlana? Ha, neye dayandırarak bunu söylemişler? Efendim? Onu da merak ettim. Neye dayandırarak söylemişler? Uydurma. Şimdi bakınız bir profesör var. Hatta Selçuk Üniversitesi'nde profesörlük falan yaptı. Ne kadar profesör, ne kadar bilgin bilemem. Ama o takılmış bu işe. Yıllardan beri, yani neredeyse 30-40 yıldan beri söylüyor, yazıyor, söylüyor, yazıyor ve insanları etkiliyor. Ama bu arkadaş mesela Ahi Evran Nasrettin Hoca'dır diyor. Ya Ahi Evran'a Nasrettin Hoca diyen bir adamın bilimle ne ilgisi olabilir ki? Ya Nasrettin Hoca'nın kişiliğine bak. Besbelli. Ahi Evran'ın kişiliğine bak. Nereden çıkarıyor? Çünkü Ahi Evran'ın adı da Nasrettin. Ya bu kadar basit bir bilgiden böyle bir bilim ortaya çıkarılabilir mi? Hiç ilgisi yoktur. Ahi Evran bambaşka bir kişiliktir. Nasrettin Hoca bambaşkadır. Şimdi bu örneği şunun için verdim. Çünkü Mevlana'ya da yine bu tür şeyler. Yok işte Ahi Evran'ı astırmış da. Tamamen düzmece, yalan ve iftira. Peki Bektaşi ile olan bağlantısı nedir? Bektaşi ile olan bir bağlantısı da yok ama birbirlerini öven ama sözler dönem, var. Ama aynı dönem. Aynı dönem tabii. Ama asıl önemli olan şu. Şimdi Mevlana, Mevlana diyoruz. Peki Mevlana'nın sevmediğimiz bir yönü yok mu? Var. Niye? Farsça yazmaz. Ha, onu da diyeceğim. Peki Mevlana Türk mü, Fars mıydı? Evet. Bizim bildiğimiz şimdi, aslında Fars. Efendim şöyle, aslında ne Fars ne de Türk. Nasıl bir uyruğu vardır ama Sayın Bakanım. Olsa olsa Tacik olabilir. Ha, evet, oraya gelelim o zaman. Evet. Şimdi olsa olsa. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema, Bahaeddin Veled. O Belh'te yaşıyordu. Belh şehri de bugün Afganistan'ın kuzeyinde. Afganistan'ın kuzeyine aynı zamanda Güney Türkistan da denilir. Ama orada Türklerle birlikte Tacikler de var. Biraz güneyinde Hazaranlar da var filan. Böyle bir yer. Hep Türkler yaşamıyor yani. Bugün Özbek, o zaman tabii Özbek, Mevlana zamanında Özbek filan ayrımı yoktu. O sonradan ortaya çıktı. Ama o zaman, şimdi için söyleyelim, Özbekler de yaşıyor, Türkmenler de yaşıyor, Tacikler de yaşıyor. Belh'te ise çoğunluk Tacik. Şimdi benim yaşadığım, biz şimdi Mevlana'nın Türk olmasını istiyoruz ya. Yani gönlümüz öyle istiyor. Ve ezberleyip durduğum bir şiiri hep söyleye geldim. O da şu. Aslem Türkest, egerçi Hindi guyem. Yani aslım Türktür, Hintçe söylesem de. Hintçe yani Farsça. Şimdi siz Fars mı diye sordunuz. Fars Tacik aynıdır bu arada, onu söyleyeyim. Arada farklar vardır filan. Şimdi bunu ben bir yerde söyledim. Nerede? Almatı'da. İranların çok büyük kütüphanesi var. Oraya gezmeye gittim. İşte çok bilmişlik yapacağım. Farsça bildiğim sözcükleri söylüyorum falan. Bunu söyledim. İranların bu kütüphanesinin müdürü Fars, yardımcısı Tacik. Bunu söyler söylemez bir gülümseyiverdi Fars. Şimdi Farslar ve Tacikler aynı millettir ama Farslar böyle daha olgun, daha hoşgörülü. Tacikler ise böyle daha fevridirler. Tacik birden sinirlendi. Uyduruyorsunuz dedi. Saygıyı falan bıraktı. Nerede söylemiş Mevlana bir öyle bir sözü?
Böyle çabuk çabuk getirdi Farsçasını, bütün eserleri koydu masanın üstüne. Hadi bul bakayım dedi burada filan. Dedim niye kızdın ya? Ne diyorsun sen dedim. O Taciktir dedi. Dedim doğrudur. Sen Tacik de, ben Türk diyeyim. Fars Fars desin. Hatta İngiliz de İngiliz desin. Ermeni de Ermeni desin. Her millet dünyaya mal olmuş. Ne olur yani dedim ya. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Sen öyle diyorsan doğrudur dedim. Şimdi peki gerçek ne? Doğrusunu söyleyeyim. Bugüne kadar tam gerçeği kimse bilmiyor. Ama Mevlana'nın yaşadığı dönemin ve yaşadığı bölgenin Türkçesini bildiğiyle ilgili de kimi şiirleri yok değil. Var. Yani Hakaniye Türkçesi denilen, Türkçede de bir iki şiiri var. Yani bir şiiri bir mısra Türkçe, bir mısra Farsça falan böyle. Zaten bir de o dönemde kullanılan bütün edebi diller Farsça. Şimdi oraya gelince evet ama şu dediğiniz doğru. Biraz doğrultalım ama. Tamam. Da şöyle. Selçuklu'da Selçuklu Türk Devleti olduğu halde resmi dil, eğitim öğretim dili, edebiyat dili Farsçaydı. Evet. Ve bizim Büyük Alparslan, Melikşah'ın büyük bir vezirleri var. Nizam. Söyleyeyim. Nizamülmülk. Tamam. Nizamülmülk. Nizamülmülk Farsçaydı ve kurduğu Nizamiye medreselerinde yine Farsça eğitim veriyordu. Tabii. O yüzden de bir süre sonra artık Selçuklar kendilerini Türk gibi değil, Fars gibi, Tacik gibi görmeye başladılar. Şimdi tarihin çok ilginç bir oluşumu, yani şu anda bir söylenmemiş bir söz söyleyeceğim. Bu da sizin bu yayınınıza benim bir armağanım olsun. Bir yerlerde söylenmiş mi bilmiyorum ama sanki ilk defa ben söylüyorum gibi geliyor bana. O da şu, hani Moğollar falan derlerdi. Ya kim kimle savaştı Anadolu'da? Farslaşmış Türk olan Selçuklularla Türkleşmiş Moğol olan İlhanlılar. Timur, ya Timur değil. O sonradan geldi. Timur Türk. Ne oldu şimdi? Kim kimle savaştı? Yani Anadolu'da Türk asıllı Selçuklular, Selçuk, Dukakoğlu, Selçuk'un oğlu, onun soyundan gelen Türk ama Farslaşmış. Kendilerini Türk gibi görmüyorlardı. Kendilerini Fars gibi görüyorlardı. Fars değil tabi, Tacik. Büyük bir dev eser vardır Tacikçe. Firdevsi'nin Şehnamesi. Yani Fars Tacik neyse o dilin en büyük eseridir o. Onu açıyorlardı. Karşılarına hangi sözcük, hangi adamın adı çıkıyorsa onu çocuklarına koyuyorlardı. O yüzden ki Keyhüsrev, Keykubat, Keyhüsrev. Hep Key. Bunlar kim? Bunlar İranlıların, Farsların hem de Müslüman olmadan önceki kahraman Hakanların adları. Kendisini Türk görse bu böyle yapar mı? Yani kor mu adını? Tabii ki neticede dediğiniz gibi yani Selçuklu'da edebiyat dili Farsça, o da bir Selçuklu aydını bildiği, çocukluktan beri okullarda okuduğu, ettiği dil Farsça, onun için Farsça söyledi. Türkçe söyleseydi bu görkemde söyleyemezdi ama keşke Türkçe söyleseydi. Yani sonuçta o döneme inat, ben dönemin devrimcileri diyorum, Türkçe'ye sahip çıkanlar da elbette ki vardı. Onları hoca, geçen programlarda hoca anlatmıştı. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Veli, Yunus Emre. Değil mi? Onlar Türkçe'yi yani dirilttiler. Peki Sayın Bakanım, gerçek girişte bahsetmiştik ama Mevlana neden Konya'yı seçmiş? Neden ya da diğer Rum'a gelmek istemiş? Yani esasında bu soru doğru bir soru. Ya da babası gelmiş ama babası belki seçme geldi. Şansı olmamış da. Neden tabii acaba, baba, neden Konya'yı tercih etmişler? Takılmış gelmiş peşine tabii. Mevlana o zaman bir rivayete göre çocuk, bir rivayete göre de genç. Yani değişik söylenceler var. Yani tabii burada söylenen şu. Selçuklu yıkılmış, Harezmler gelmiş artık. Yani Büyük Selçuklu Devleti yıkılmış.
Sultan Sancar'la birlikte ortadan kalkmış. Harezimler gelmiş ama Harezimler dönemi de yine Türk Hakanları ama Farsçanın egemen olduğu bir devlet. Fakat ötelerden Cengiz Han'ın ordusunun nal sesleri geliyor. Cengiz Han da bir yere girince direniş olmazsa adil. Ama direniş olursa kurutuyor ortalığı. Kurutuyor. Yani Cengiz aslında bir bahane yoksa, haklı, kendisini haklı gösterecek bir olay, bir olgu yoksa saldırmıyor. Öyle durup dururken saldırmıyor. Mesela Harezmiler kaşındılar. Evet. Harezmiler. Nasıl kaşındılar? Yani durup dururken Cengiz Han'a bulaştılar. Cengiz Han onlarla iyi ilişkiler götürmek istiyordu. Yani söz gelme bir kervan gönderdi. Hatta kervanda Müslümanlar bile vardı. Ticaret yapmak istiyor. Kervan Otrar diye anılan bir şehir var. Bugün Kazakistan'da. Oraya geldi, oranın beyi kervanı kırdı. Hepsini öldürdü. Mallarını del koydu. Cengiz Han 3 gün ağladı. Üzüntüsünden. Çünkü onun himayesinde. O gönderdi. Ve sonra Burkan Dağı'na çıktı. Tanrı'yla konuştu. Dedi ki görüyor musun bak benim bir günahım var mı bu işte dedi. Ben dostluk elimi uzatıyorum. Harzemşah bana bunu yapıyor. Şimdi ben yapacaklarımdan sorumlu mu olacağım? Dolayısıyla bana destek vermelisin. Tanrı'yı da böyle hesaplaşıyor. Ve ondan sonra da tabii girdi şeye. Ordu gönderdi. Oturara taş üstünde taş. Gövde üstünde baş bırakmadı. Mevlana'ya gelsek sanırım. İşte Mevlana da bunu görüyor, duyuyor. Bunlar duyuluyor yani. Duyuluyor ve büyük bir ihtimalle kaçtı. Yani başına bu işlerin gelmesini istemedi. Topladı ailesini falan. Konya'ya geldi. Konya niye gideceği yer başka neresi? Yani şöyle, o zaman İran falan filan hepsi zaten Cengiz'in at oynattığı yerler. Harzemşahların bölgesi. Harzemşahların başına geleceği gördü ve kalktı, Konya'ya geldi. Önce Konya değil tabii bu arada Nişabur'a uğradı. Karaman değil filan. Mi? Sonra Karaman'a geldi, Larende adı filan. Evet. Nişabur'da hatta Fahrettin Razi ile konuştuklarını, Fahrettin Razi'nin Celaleddin'i, küçük Celaleddin'i çok beğendiğini, onun ileride çok büyük bir kişi olacağını müjdelediğini falan yazıyorlar. Ravilerin rivayetlerine göre böyle şeyler var. Evet Konya geldi ama çok özel bir sebep bilinmiyor. Yani akla mantığa uygun olanı yaptı. Belki de dönemin en güvenli yeriydim. Tabii ki. Bir de yani Fars kültürünün, onların kültürünün yaşadığı bağımsız bir devlet ve Moğollardan da çok uzak. Evet. Peki Mevlana'yı Mevlana yapan Şems'e gelelim. Evet. Şöyle sorsam. Peki. Şems'ten önceki Mevlana ve Şems'ten sonraki Mevlana diye ayırt etsek tabii. Ne çıkar ortaya? Şimdi Şems'ten önceki Mevlana sakin, duru filan işte bir şeyh, bir müderris, bir alim. Artık Mevlana olmuş. İnsanlar saygı duyuyorlar ona filan. Ama daha bu eserler yok. Fetvalar veriyor filan işte. Hı hı. Mevlana Şems'le karşılaşınca... Şimdi aslında süremiz azaldı. Yakın Mevlana Şems'le karşılaşınca değişti. Şöyle Şems'le Mevlana'nın bir tanışma hikayesi var ama... Evet anlatın. Farklı dillerden. Yok hayır şimdi sizden onu dinlemek istiyorduk ama sorularımız çok. Onu bir kenara bırakalım. Belki başka bir zaman yine Mevlana'yı konuştuğumuz zaman. Şems'in Mevlana'ya etkisi nasıl olmuş? Ya da Mevlana'nın o içindeki o cevheri ne yapmış da Şems ortaya çıkartmış? Aslında Şems gerçeğe ulaşmış. Ve paylaşacağı birisini arıyor. Kendisini anlayacak birisini arıyor. Anlatmak istiyor ama anlayan kişi bulamıyor. İşte onu Mevlana'da buluyor. Karşılaşmalar önemli. Atının dizgininden tutuyor. Derler ki Mevlana Aynacılar Çarşısı'nda giderken Konya'da geliyor bir derviş dizgini yakalıyor. Söyle bana maneler Sultanı Mevlana. Muhammed mi büyüktür, Bayezid mi?
Bayezid anlatalım bu arada kimin olduğunu. Bayezid Bistami, yolun büyüklerinden. Diyor ki bu ne, nasıl soru? Derviş, tabii ki Muhammed büyüktür. Mevlana öyle diyor. Öyleyse diyor, neden Muhammed Sübhan benim diyemedi? Sübhan diyor. Ama Muhammed diyemedi ama Bayezid söyledi. Diyor ki günde 70 perde aşıyordu Muhammed. Alışkındı bu tür tecellilere. Ama Bayezid bir perde açılıp da gerçeği görünce gözü gönlü kamaştı. Sübhani dedi. Sübhan benim dedi. Bir nara atıyor Şems. Beni bul Mevlana. Ara ve bul diyor ve kayboluyor. Tabii bu arada aşk düşüyor. Sonra geliyor, konuşuyorlar. Ve Şems Mevlana'ya varlığın sırlarını gösteriyor. Mevlana'nın hiç bilmediği alemlere götürüyor onu. Bambaşka alemlere. Hakikatın da ötesindeki hakikatül hakaik, hakikatların da hakikati denilen derin, geniş, engin, yüksek alemlere götürüyor. İkiliğin ortadan kalktığı ve birliğin her yere hakim olduğu yere götürüyor. Ve Mevlana Şems'te onu görüyor. Onun yüzünde onu görüyor. Ve onun için hep onun yüzünü görmek istiyor. Yani sanki Şems bir ayna gibi o sırları gösteriyor. Şems de Mevlana anlayan, gören bir adamı bulduğu için de böylece birbirlerine yapışıyorlar. Günlerce sohbetler, şunlar bunlar. Ne sohbet? Tabii 60 yaşında ikisi de yani. Yani Mevlana 60 yaşında filan. O günün ölçülerine göre de ihtiyar sayılıyor 60 yaş. Şimdi sayılmıyor. Hı hı. Şimdi 90'da başlıyor ihtiyarlık filan. Şimdi o günün ölçülerine göre ve böylece aşkta buluşuyorlar. Aşkı da aşıyorlar. Yani çünkü aşktan da ötesi vardır. Aşktan da ötesi vardır. Dolayısıyla Şems'ten sonra Mevlana yani kesiliyor. Yani hatta Şems'in onun okuduğu fıkıh kitabı, bence fıkıh kitaplarını filan, hatta tasavvuf kitaplarını filan kaldırıp attığını söylüyorlar. Yani bırak bunları diyor, aş bunları diyor. Havuza atmış diyorlar. Sonra işte havuza atmış ama ıslanmamış filan, onlar bence uydurma, ıslanır canım. Neyse, niye? Çünkü artık o kitapların bir anlamı kalmıyor ki. Onlar kıyılık hal haline geliyor. Evet. Peki. Anlatabildim mi heyecanımdan? Çok iyi anladık. Ya, yalnız bir de şey var. Mevlana ve Şems dediğimiz zaman aklımızda sema var. Sema. Evet. Semazenler var ve aslında bir de şey aklımda olan benim Mevlevilik vardı. Mevleviliği daha sonra konuşalım isterseniz. Olur. Çünkü olur, süremiz daralmaya başladı. Şeyden bahsetmiştik. Mevlana'nın Şema. Dünyada ve Türk aydınlar, Avrupa aydınlarına kimlere ilham kaynağı olduğuyla ilgili ya da bunlarla ilgili verilen eserler var mı? Yani şöyle, Mevlana bilhassa Batı dünyasını derinden etkilemiştir. Tabii ki İran'da çok etkilidir. İran'da Mevlana ile ilgili çok değerli eserler vardır. İşte Allame Frizomender falan gibi çok büyük kişiler vardır falan. Hindi etkilemiştir Mevlana. Muhammed İkbal mesela Mevlanacıdır. Muhammed İkbal. Muhammed İkbal kim? Pakistan'ın en büyük şairi. İkbal. Yani Mevlana dünyanın akıllılarını, derinliklerini çok etkilemiştir. Sayın Bakanım, son olarak kapatırken programımızı Mevlevilik dedik ama bunu başka bir programa da bıraktık. Sema ve semazenler hakkında da kısa bir bize bilgi verirseniz, evet, bu haftalık programımızı da kapatalım artık. Tamam, böyle kapatalım. Sema ile bir sema yaparak değil ama semayı anlatarak. Semayı anlatarak kapatırız. Şimdi varlığın esası dönmedir. Mevlana'nın Fihi Mahfih'te çok ilginç bir tümce var. Diyor ki, bütün varlık dönüp duran bir nokta. Başka bir şey yok. Bütün varlık. Nokta nedir? Noktanın tanımı şöyle. Eni, boyu, yüksekliği, hacmi ve ağırlığı olmayan ama kendisi var olan var nesne. Onun dönüşüdür varlığı var eden diyor. Dolayısıyla
Sema konusu da yine varlığın sırlarına erişerek Tanrı'ya yakınlaşmanın bir yolu, bir yöntemidir. Buna sema deniliyor Mevlevilikte, semah deniliyor Bektaşilikte ve bu Ahmet Yesevi'nde de anlatılır. Raksu sema diye. Ama ilginç bir şey var, bunu da düzeltelim ama neyi düzeltelim? Bilgiyi düzeltelim, yoksa Söden'e geldiği gibi sürecek. Onun çaresi yok, sakıncası da yok. O da şu, semasında işitmek demektir. Hani semi, Allah'ın işte sıfatlarından biri olarak söyleniyor. Sema musiki demektir. O yapılan raks'tır. Ama sonra sözcükler zaman içinde anlam değişimine uğruyorlar. Dolayısıyla sema bugün dönüşün adıdır. Samak da işte yine Bektaşilerin o dini raksının adıdır. Mevlana'nın aslında o huşuyla bir ibadet şekli de. Tabii ki ibadet. Tabii ki ibadet, tapınç. İbadet nedir? Tanrı'ya yakınlaşmak için yapılan eylemdir. Dolayısıyla musiki ve dans, dini raks diyebiliriz. Müzik ve raks Tanrı'ya yakınlaşmak ve iç eğitimini sürdürmek için uygulanan bir yöntemdir. Dünyada bütün kültürlerde ve din inançlarda ya da din değil de inanç sisteminde aslında değil mi? Şey, müzikle beraber ritüel böyle raks ya da ibadet şekli var aslında. Evet. Ahmet Yesevi'nin şöyle bir sözü var. Ruhlarının gıdasıdır çengü rebap. Çeng böyle çok telli bir alettir. Rebap da yine yaylı bir çalgıdır. O zaman öyleymiş demek ki. Yani onu Yunus Emre çeşitli kopuz diye söylüyor filan. Yani musiki ruhun gıdasıdır. Evet, raks da onun destekçisidir. Yani müzik ruhun gıdasıdır dedik ve Mevlana'yı bu haftalık burada kapatıyoruz. Peki. Buyurun, programı siz açtınız. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel sorular sordunuz. Bana açılım verdiniz. Zaten izleyenler de öyle söylüyorlar. Yani sizin konuları derinlemesine konuşmanıza çok katkılar sağlıyor. Dilek Hanım diye izleyiciler anlatıyorlar. Bu arada size de söylemiş oluyorum. Evet, bütün izleyicilerimize sağ olun, var olun diyoruz. İyilik, sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılı uzun dirlik diliyoruz. Ben de yolunuz umut, yoldaşınız sevgi olsun diyorum.